yasağı var, ona yok. Danıştay kararı bekleniyor, o beklemiyor. Her ihale onda, maden onda, HES onda, yerin üstü de onda, yerin altı da onda. Bilin bakalım bu bilmecenin cevabını. Ama izin verme, Türkiye sessiz kalma, Türkiye buna sessiz kalma. Her şey göz göre göre oldu. Gizli saklı değil, ağaçlara çarpı işaretleri koyarak başlattılar katliamı. Cengiz, Danıştay kararı gelmeden her gün yüzlerce ağacı kesip atıyor. Yasa da onun için yasakta. Bilir kişinin kamu yararı yoktur dediği yerde katliam yapıyor. İş makineleri çalışıyor. Bu katliamı görün, bu katliama sessiz kalmayın. Ya birisi buna bu memleketin eti senin kemiği benim mi dedi ya? Danıştay'dan yürütme kararı hala çıkmadı. O Danıştay'ı beklemiyor. Bir hafta olmadan tahmini 1000 ağaç gitti, yok oldu. Cengiz 15 Mayıs'ta yeni bir işletme projesi hazırlamış. Yani alınan ÇED raporundan daha sonra. Yeni işletme raporuna göre ÇED verilen alan küçük kalıyor. ÇED raporunun dışında kalan alanlarda dahi kesim yapılıyor. Bu izinleri durdurun, bu ruhsatları durdurun. Danıştay sürecini, yargı sürecini de bekleyin. Orman yangınları için yasak var, o giriyor. Ormana giriş yasağı normalde Ekim sonuna kadardı. Şans yine Cengiz'den yana döndü. Nedendir bilinmez, yasak 30 Kasım'a kadar uzatıldı. Bir tek Cengiz içeride, Kaz Dağları halkı dışarıda kalacak şekilde. Havasını ona veriyorlar, suyunu ona veriyorlar, karasını ona veriyorlar, efendim dağını ona veriyorlar, ormanını ona veriyorlar, madenini ona veriyorlar. Birisinin bunu dur demesi lazım ya. Nedir arkadaş yani? Başka kimse yok mu bu memlekette ya? Dur demeyen, yol veren ortada. Kaz Dağları'na yeniden direniş çağrısı var. Yüzlerce sosyal medya hesabından 9 Kasım Cumartesi günü için çağrı var. Yöre halkının çağrısı karşılıksız kalır, Halil Ağa Bakır Madeni yapılırsa yok olacak alan en anlaşılır biçimiyle 19 bin futbol sahası büyüklüğünde. Büyük bir kısmı orman ve mera. Bu öyle bir proje ki 3 köy yerinden edilecek. Çanakkale'nin su kaynakları kuruyacak.